Merhabalar ben Avukat Ayhan Ömen. Ben C1 vizesiyle Amerika'da master öğrencisiyim. Eşim de hali hazırda burada C1 vizesiyle ve dil eğitimi almakta. Biz Türkiye'de gerçekleştirmiş olduğumuz evliliği burada sonlandırma kararı aldık. Sanıyorum Amerika'daki mahkemenin verdiği karar Türkiye'de de geçerli oluyor. Boşanmak amacıyla ABD mahkemesine başvuracağız ama göçmen olmayan kişiler için prosedür nasıl ilerliyor? Bilgi verebilmeniz mümkün olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Tabii takipçimizin sorusu Amerika'da boşanma adımı atabilir miyiz, atamaz mıyız? Türkiye'de evlenmiş iki yabancı olarak Amerika'da göçmen olmayan bir vizeyle, geçici vizeyle bulunurken bile Burada boşanma işlemlerimizi yapabilir miyiz diye bir soruyla geliyor tabii takipçimiz. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Siz Amerika'da hangi eyalette yaşıyorsanız tabii ki öncelikle o eyaletteki boşanma mahkemesinin sizden istediği ya da beklediği ikametgah şartını yerine getirmediğinize bir emin olmanız lazım. Bir eyalette yaşıyorsanız ve o eyaletteki aile mahkemesinin ya da boşanma ilgilenecek mahkemenin sizden en az bir yıl mı? İkametgah istiyor. Sizden iki yıl mı ikametgah istiyor? Bu tarz bir yükümlülüğü öncelikle yerinize getirip getirmede emin olmanız gerekiyor. Ve ikametgah yükümlülüğünü yerine getirmişsiniz. Yani o eyalette aile mahkemesinin sizden bekleyeceği süreyi tamamlamış buluyorsanız yaşayarak o zaman oradaki aile mahkemelisinin sizin boşanma davanızı görme yetkisi olacaktır. Ve sizin dünyanın neresinde kılayarsanız kıy kıyın nikahınızı, o nikahınızın burada geçerli olmuş olması ve dolayısıyla boşanma işlemlerini başlatabilme durumunuz olacaktır. Dolayısıyla buradaki önemli olan noktada prosedür şöyle ilerleyecek. Sizin bulunduğunuz eyalette ve bulunduğunuz county yani bölgedeki, kasabadaki ya da yerdeki en yakın Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açılacak ve siz ikametgah tarzını sağladığınız sürece boşanma davasını açacaksınız. Anladığınız kadarıyla anlaşmalı bir boşanma olacak bu. Ve ikiniz de razıysanız bu boşanmaya gerekli e, başvuru iddianame ve başvuru emrakları hazırlanıp mahkemeye sunulması ve eşinizin de buna itiraz etmemesi, onunla ilgili imzaların alınması. Bu sayede eyaletten eyalete değişmekle beraber 2-3 ay civarında, boşanmaya gitme durumunuz mümkün olacaktır. Önemli olan önce o tarafını hallediyor olmanız ve boşanmayı hallettikten sonra buradaki Amerikan mahkemelerinde ondan sonra size en yakın olan Türk konsolosluğu ya da bölgenizin Amerika'daki yaşadığınız bölgenin bağlı olduğu Türk konsolosluğuna ulaşarak onların üzerinden de boşanma kararınızla beraber bu boşanma kararının nüfus kaydına işlenmesi, işlemini yapabileceksiniz. Biliyorsunuz önceden beri ülke dışındaki boşanma, yabancı karar, mahkeme kararlarının, boşanma ya da ailevi bu tip yabancı kararların, mahkeme kararlarının Türkiye'de tanıma ve tevhiz gibi mahkemelerinde e, tekrar dava açılıp kabul edilmesi gerekiyordu. O hala devam ediyor ama bu arada da iki tarafın bu şekilde anlaşarak boşandığı şekillerde iki taraf da buna razıysa konsolosluk üzerinden yani yakın Türk konsoloslukları üzerinden de bu boşanma kararını Türkiye'deki nüfus kaydına direkt işletme işlemi yapabileceksiniz. Ve bu sayede Türkiye'de tekrar mahkeme ya da tanıma ya da temiz gibi mahkeme işlemlerine de gerek duymayacaksınız deyip bu şekilde de boşanmayı gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır diyelim.